Saçma yani, saçmalık. İnsanların gözünün içine bak ha, baba kandırıyor bu kadın. Yani ben söyledim sana. Ben sana söylemiştim zaten böyle bir şey olacağını. Evet, evet, evet. Siz söylediniz Bora Bey. Kesin dolandırıcı bu kadın. Kesin. Tabii dolandırıcı ya. Yok gözünü kapat, yok gözün kapalıyken yüzüne elle, yok gözün kapalıyken yüzüne ellediğin insanın yüzü... Saçma sapan çocukça şeyler bunlar ya. Bak ben biraz abartmak zorunda kaldım. Sen beni yanlış anlamadın değil mi? Yani ben kadın şüphelenmesin diye yaptım hadi. Allah, yok iyi yaptınız. Ha iyi güzel tamam. Saçmaydı ya bu. Neydi saçma sapan? Saçma sapan şeyler ya. Bunlar hep para tuzağı. Bunlar bak başka bir şey değil. Para tuzağı bunlar. Hep para tuzağı. Tabii. Aynen. Yatsak mı biz artık? Yatalım artık. Tabii. Biz yarın saçma sapan şeylerle uğraşacağız değil mi? Yani biz biraz dinlenelim. Kafamız başımız ağrıdı. Biz biraz dinlenelim. Bizim dinlenmeye ihtiyacımız var. Sen yatakta yat. Ben yerde yatarım. Hadi. Yok olmaz. Öyle şey olmaz. Bora Bey ne işiniz var sizin yerde? Siz yatakta yatın ben yerde yatarım. Yok mümkün değil. Hadi. Hadi. O zaman size şöyle bir fikirle gelmek isterim. Neymiş o? Ya ikimiz de yerde yatarız ya da burada yatarız. Ha. Koca yatak Bora Bey. Ben ufacık tefecik bir kızım sonuçta. Ben bir köşeye kırılırım. Siz de bir köşeye kırılırsınız. Yatarız. Ne yapmışsın ki şöyle? Böyle. Ha, yattım ben. Ne oluyor ya? Şu daha önündeki saçmalıktan bir daha yaşamak istemiyorum. Ben yatakta yatacağım. Sen de yatak dışında nerede yatmak istiyorsan yatabilirsin. Hatta al bunu da. Efendim yastık alabilir miyim? İzniniz var mı? Tabii ki buyurun. Keşke şu an anlatabilsem size her şeyi. Sizi kandırdım desem. Yalan söyledim. Bir sürü yalan. Masalmış gibi dinleseniz. Sonu kötü biten bir masalmış deseniz sadece. Uyumaya devam etseniz sonra. Olmaz mı? Olmaz tabii. Saçmalama da. Adam aşk maşk efsane masal hiçbir şeye inanmıyor ki. Of. Of.
dümdüz oldum ya. Aslan. Aslan. Ay, odaya vahşi bir aslancık mı girmiş? Çok korkuyorum. Ya beni yakalarsa? Beni kandırıyorsun. Bana yaklaşmasını bekliyorsun. Çok korkuyorum. Aslancığım. Aslan. Uyudun mu? Allah kahretmesin ya. Şu düştüğüm hale bak. Senin neyine Nergis, neyine sen Yasemin misin? Gerçi fena da değildim ha. Zahir'cim iyi misin? Son zamanlarda hiç bu kadar iyi olmamıştım. Bomba gibiyim. Ay, bir tuhaf bakıyorsun sanki. Bırak o kremi şimdi. Ay, ne diyorsun? Allah kahretsin. Kendine gel Bora. Bora Bey. Asladı burayı. Yazık. Ne gülüyorsun? Komik mi? Komik olan ne? Genel gülüyorum ben. Siyahtan koyalım mı? Yeşil. Çocuk zeytin yemez belki, zorlamayın işte. Oyunusunu bilmiyoruz çocuğun sonuçta. Allah Allah. Bundan da koyalım. Bundan. Bundan yemez çocuk. Ondan ne yesin çocuk? Ne canım? Günaydın kraliçem. Günaydın. Günaydın ablam. İyi uyumuş bu benim can kuşum. Ama sen iyi uyudun maşallah. Fosur fosur. Acayip uyudum vallahi. Deliksiz. Orman havası. Bol oksijen. Mis. Günaydın. Günaydın, güzel günler olsun hepinize. Günaydın. Sağlıklı günler olsun. Günaydın. Günaydın prenses. Günaydın baba. Belma Hanım uyanmadı mı? Geliyor, geliyor, geliyor. Günaydın. Günaydın. Ay, ne kadar güzel bir gün.
çık 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 çık. Duydunuz mu kuşların cıvıltısını? Ay ne güzel. Sizlere de günaydın kuşlar. Ay ne güzel bir gün. Ne güzel bir gün. Ay sanki, sanki çimenler daha mı bir yeşil yeşil. Oh mis gibi. Sizlere de günaydın çimenler. Ay içimde bir müzik, bir müzik, bir müzik. Bende de ağıt yakıyorlar. Belmacığım, nasıl uyudun hayatım? Bebekler gibi mışıl mışıl. Irmak, kız abla. Burada şebeke suyuna bir şey mi karıştırıyorlar acaba? Kurt gibi acıktım. Masadaki her şeyi yiyebilirim. Hanife, nerede Belma Hanım'ın avokadolu salatası? Hanife. Hadi bakalım. Adacığım orman meyvelerinden aldın mı? Yok Tuğçe'nin ne ormanı ne meyvesi, domates peynir işte yiyeceğiz. Ay üç dilim ekmek artı bir börek almasını biliyorsun, yuvarlanacaksın masaya kadar. Yani orman meyvesi alsaydın cildine falan da iyi gelirdi anlamında. Bana bak. Hı. Dün nasıl yattınız siz? Çok güzel yattık. Rahat rahat böyle ortopedik yatak. Siz nasıl yattınız? Bora nerede yattı? Yatakta yattı. Nerede yatacaktın? Sen nerede yattın? Ah Tuğçe Hanım. Siz buraya neden geldiğimizi unutuyorsunuz galiba. Lütfen takılmayın böyle şeylere ya. Şimdi ilk önce Sevgi'nin odasına girmemiz lazım, tamam mı? Orada bir şeyler bulacağımıza eminim. Nasıl gireceğiz kadının odasına? Ya yakalarsa? Korkmayın, siz değil. Biz adayla beraber gireceğiz. Siz de o sırada Sevgi'yi oyalayacaksınız, tamam mı? Tamam. Tamamdır. Güzel. Geliyor, hadi bakalım. Siz yok musunuz? Siz muazzamsınız ya. Sen iyi ki, iyi ki tanıştık. Ya, i̇yi ki tanıştık. Günaydın, günaydın. Günaydın. Her şey yolunda mı? Evet, evet. Bakın biz her şey yolunda. Çok mutluyuz. Evet. Çok mutluyuz. Evet. Ay Sevgi Hanım, size çok teşekkürler gerçekten. Yani bu kadar güzel insanlarla bizi kaynaştırdığınız için size minnettarım. Ben bunu duyduğuma gerçekten çok sevindim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Dede. Dede. Teşekkürler. Anahtar. Anahtar işte bu. Gelin. Neyse. Şimdi biz adayla beraber masaya gideceğiz. Anahtarı almaya çalışacağız. Hı. Anahtarı aldıktan sonra gideceğiz. Odaya gireceğiz. Siz de o sırada Sevgi'ye yapışın, tamam mı? Tamamdır. Güzel. Tamam. Hazır mısın? Heyecanlandım. Hadi hadi. Başlıyoruz. Ben şu balıklara bakayım ya. Ben bir balıklara bakayım aşkım. Sen de balıkları besle. Hadi bakalım. Sevgi Hanım. Efendim. Müsaadenizle oturabilir miyim? Tabii, tabii, tabii buyurun. Oturacaktım zaten. Sevgi Hanım. Dün akşamki bir saatlik çalışma bile sevgilimle bana o kadar iyi geldi ki. Gerçekten ne kadar sevindim bilemezsiniz. Çok minnettarım size. Çok sevindim ben bunu duyduğuma. Çok mutlu oldum. O zaman sarılalım. Bir sarılayım size, bir gel. Sarılır. Wow. Yeter. Bir tanem. Hadi biz odamıza gidelim. Ay. Hadi odamıza gidelim. Gördünüz değil mi nasıl işe yaramış? Hadi gel. Sevgi sizde. Tamam hadi. Hadi güveniyorum size zaten. Hadi bir tanem. Afiyet olsun. Sevgi Hanım. Siz burada mı oturuyordunuz? Çık 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 çık. Temiz. Çık. Ada, sen etrafı kolaçana tık, kapıyı açıyor. Hadi Ada, hadi Ada. Aa, bize kutu kadar oda kendisi, kral dairesinde. Hadi, hadi Ada. Görüyor musun bak? Şaşırdık mı? Hayır. Ha, para sayma şeysi. Aa, Bora Bey burada bir kasa var. Ada, uğraşma. Uğraşman imkansız. Şifre var. Ne olacak şimdi?
İşte bu. Ne? Göreceksin. Lütfen açık ol. Lütfen açık ol. Tamam. Ne o? Oha! Şaşırdın mı? Hayır, yine hayır. Bora Bey, siz var ya o kadar iyisiniz ki nasıl aldı burnunuz bu kokuyu? Dediniz, dediniz, buldunuz valla. Çok iyisiniz. Ben iyi değilim Ada. Maalesef insanlar kötü. Bunlar ne oluyor şimdi? Kimlik fotokopisiyle şirket açıp kredi çekiyorlar. Sonra da senin olan ama senin olduğunu bilmediğin bir şirketin kredi borcu yüzünden evine aciz geliyor. Ya. Korkunç. Ya Sevgi Hanım, ben de Hindistan'a bayılırım. Hele ki o dansları, kıyafetleri, değil mi? Ya biz de bir fırsat bulsak da gitsek aşkım. Hayatım kesinlikle. Bu arada ben de bayılırım Hindistan'a. Yani o dans edişleri falan gerçekten inanılmaz. Ama malum biliyorsunuz işte işler güçler bu durumlardan dolayı pek gidemedik. Evet, umarım gidersiniz. Evet, evet. Ben şimdi müsaadenizi isteyeyim. Yarım saat içinde seansta görüşürüz. Yok ama benim size soracağım sorular var. Geç kalıyoruz ama. İlişkinizle. Daha sonra görüşürüz. Ölümü gör. Çok geç kalıyorum. Görüşmek üzere. Seans öncesi sorsak beraber bir olur. 10 dakika. Tabii, tabii mümkündür. Tamam. Afiyet olsun. Bay bay. Ne yapacağız şimdi? Nasıl haber vereceğiz? Bilmiyorum, bilmiyorum. Umarım çıkmışlardır yani. Umarım çıkmışlardır. Umarım ya. Ben anahtarımı düşürdüm galiba. Şöyle bir bakayım Sevgi Hanım. Bunu kullanabilirsiniz Sevgi Hanım. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Tamam, sakin ol. Ne yapacağız, ne yapacağız? Dur, dur, dur. Sen, sen kalacaksın, ben saklanacağım, tamam mı? Saklanın. Yok, 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 yok. Nereye? Tamam, böyle, buraya, buraya. Tamam, tamam, tamam. Ses, ses. Bak, sus. Aa, geliyor, geliyor, yaklaştı. İşte, ah, sus. Gel. Tamam, sus. Allah aşkına sus, Allah aşkına sus, sus. Yürü, yürü, hadi yürü, hadi durma, hadi. Hadi, hadi Ada. Hadi Ada. Ay. Seni şu kediye ne olmuş da anlatmadın hiç. Duman mı? Ha, duman. Üzücü bir hikayesi var. Anlatırım sonra. Zavallı Duman. O zaman bunlardan kurtulalım değil mi? Tabii. Hadi. Hadi. Sevgili dostlar, şimdi sizden istediğim şey çok basit. Soyunun, çırılçıplak olun. Kaygılarınızdan arının, korkularınızdan soyunun. Korkunu diyor rüzgar şeyini değil ya. Üf. Yapma be. Ha, öyle mi? Salak soyunuyor. İlk ana döneceğiz hep beraber. Beyler, şimdi yere ana karnındaki cenin gibi yatın. Ve hanımlar, siz de erkeğinizi tamamlayacak şekilde yatın. Cenin. Cenin. C'nin pozisyonu, hep bunu yapmamıştık ve bu eksikti. C'nin pozisyonu. Adacığım hadi. Hadi bir tanem. Ay herkes yattı, ben kaldım. Hadi bir tanem. Şu ayağını şuraya alır mısın? Bir bana bakar mısın, ben nasıl yatmışım? Çok güzel yattınız da. Ay. Ada. Lütfen.
Aramadım. Ne gözün diktin bakıyorsun? İnsanlar neden kavga ederken bağırır? Neden sevişirken fısıldaşır? Çünkü kavga eden iki insanın kalbi birbirinden uzaklaşmıştır. Oysaki sevişenlerin kalpleri yaklaşmıştır. Fısıltı bile yeter. Sevginizi fısıldayın. Ne oldu Ada? Daldan gittin. Duman geldi aklıma. Anladım. Çok güzel gözleri vardı. Senin gibi. Devam mı bu Cen'in pozisyonu? Ne ya, bitmedi mi? Gördüğün gibi Selin'cim, yani burası bir iş yerinden fazlası, adeta arı kovanım. Büyük bir orkestra. Sen de onların şeflerisin herhalde. Yani. son grafikler bunlar mı? Sayfa düzeni bu Ali Bey. Güzel. Düzenli olsun. Düzenli bir sayfa olsun istiyorum. Kolay gelsin. Eyvallah. Gülşen Hanım, son dataları bir saate odama istiyorum. Tamam Ali Bey. Tabii ki tamam. Tabii ki tamam. Ali. Efendim. Siz Bora Bey'le kuzendiniz değil mi? Evet evet, kuzen. Hatta kuzenden fazlası dost, arkadaş, kardeş, hatta sırdaş. Birbirimizden gizlimiz saklımız olmaz. Her şeyi biliriz yani. Küçüklükten beri birlikte büyüdüğümüz için çok yaşanmışlık var. Yani bazı sırlar var bizimle mezara gidecek olan. Ne gibi sırlar? Sır tutabilir misin? Tutabilirim herhalde. Bir köstebek var da içimize sızmış olan. Yani uzun zamandır onun peşindeyim. Yakında tepesine çöktüm, çökeceğim. Kim? İşte yakında tepesine çöktüm, çökeceğim. Ha, pardon. Bir kahve içelim. İçelim. Öncesinde bir odamı göstereyim istersen. Tamam, hadi bakalım. O büyük fikirlerin, bu zihin şeyinin çıktığı yer ya. Burası işte, evet. Demek burada oluyor onlar. Tabii ki, tabii ki. Of. Demek ki beni görmeden gidecektiniz. Selin var Ada'nın arkadaşı, belki bilirsiniz. Yasemin ablacığım dedi, benim şirkette bir işim var, bana işlek eder misin dedi. Ay ben gelemem. Ay yalvardı, yakardı, ısrar, kıyamet. Kabul ettim hani, öyle üstüm başım ev haliyle de çıktım. Çok hazırlık da şey yapamadım. Öyle geldim işte onunla. Bana söz ver. Ne sözü pardon? Beni görmeden gitmeme sözü. Ah, tamam. Bu arada Ada'yla aramız çok iyidir bizim. Ya aramızdan su sızmaz. Diyeceğim o ki şöyle bir gün bir yemeğe çıksak, dışarıda buluşsak. Aa şey tabii, ben bakarım bir iş yoğunluğuma. Hani ona göre şey yaparız, ayarlamaya çalışırım. Hani bakayım abi. Pek bir tatlısınız, pek boşsunuz. Kim? Adı Pervin miydi? Ha, Pırıl, Pırıl. Adı Pırıl'dı bunun. Yani burada böyle getir götüre bakıyor. Anlayacağız, sekreter. Hmm. Böyle pek bir memnuniyetsiz böyle bir... Yani kötü bir enerjisi var. Zaten enerjinin E'si bile yok bunda. Ya geçen bir şey istedim. O da iş uzadı da uzadı. Hadi bırak dedim, boş ver deyince de herhalde ona bozuldu. Bütün tavrı bu. Ay boş ver. Hiç bu tarafa bak. Aşk kendi seçer.